Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ertan Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya yerine Hollanda'ya geldik arkadaşlar. Burada Renault bayisinde sizlere araç fiyatlarını göstermeye çalışacağım. 1-2 modelde farklı araç bulabiliriz burada. Videodan sakın ayrılmayın. Kanalıma destek olup like atmayı da unutmayın. Hadi videoya başlayalım. İlk olarak burada Clio var arkadaşlar. Türkiye'de de çok kullanılan piyasa araç. 2021 model Renault Clio'nun Hollanda fiyatı 18 bin euro. 20 bin kilometresi var. Son model araçlarından arkadaşlar Renault Clio'nun. Hemen yan tarafta Captur var. Nissan var. Fiyatları yazmıyor. Burada Opel var arkadaşlar. Opel Corsa. Bunu sizlere göstermek istiyorum. 2021 model araç. Kilometresi 60.000'de bunun da. 17.950 euro da fiyatı var bu aracın. Jantlar çelik ve siyah olması dikkat çekiyor bu arada. Hemen burada Twingo var. Renault'un Twingo aracı. Kapı bir araç arkadaşlar. Gayet ufak hatchback kasa. Elektrikli 76.000 kilometrede 12.500 euro da fiyatı var bu aracın. Renault Captur var burada da aynı zamanda. Renault Captur 2017 model. Benzinli 68.000 kilometrede fiyatı da 16.500. Şöyle yan taraftan da gösterelim. Böyle devam ediyoruz videomuzu arkadaşlar. Burada Ion var. Ion'u da göstermek istiyorum size. Bu da Türkiye'de çok kullanılan piyasa aracı. 2022 model benzinli, kilometresi 31.000'de 14.750 euro fiyatı var bu aracında. Burada Megane var arkadaşlar. Station kasa. 20.500 fiyatı var. 2021 model, kilometresi de 100.000'de. Opel Combo var burada. Fiat Doblo tarzında. Bu da çok kullanılan bir araç Türkiye'de arkadaşlar, biliyorsunuz. 2012 model dizel, 170.000 kilometrede 8.950, yani 9.000 fiyatı var bu aracında. Aynı şekilde Captur var arkadaşlar. Bunun bir fiyatını göstermiştik. Bunu da göstermek istiyorum. 2021 model 92.000 kilometrede 20.000 fiyatı var bunda, karşılaştırmak isteyenler için. Aynı şekilde Captur var burada da. Onu da geçiyoruz. Clio'nun boş kasası var burada arkadaşlar. 2017 model Clio, 75.000 kilometrede fiyatı da 12.000 euro. Citroen C1 var. Hatchback. Çok ufak bir araç. Şöyle yandan da gösterelim aracı. 2021 model, kilometresi 48.000'de. Fiyatı da 11.395. Hemen yan tarafa doğru devam ediyoruz. Aynı şekilde Captur var. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Clio'nun station kasası var burada. 2014 model, 75.000 kilometrede 10.750 euro da fiyatı var bu aracın. Station kasa. Aynı şekilde Captur var arkadaşlar. Bunu da geçmek istiyorum. Dacia var. Aynı şekilde bu da Türkiye'de çok kullanılan bir aracı. 15.950 euro fiyatı var bunun. 2018 model, kilometresi de 80.000'de bu arada. Opel Astra ile devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. 2023 model Opel Astra benzinli, 40.000 kilometrede 28.000 euro fiyatı var bu aracın. Ion var burada da. Parlament mavisi renginde. 2022 model benzinli, 43.000 kilometrede 14.500 euro da fiyatı var bu aracın. Peugeot 508 var arkadaşlar. Sedan kasa. 2019 model 88.000 kilometrede 26.000 euro da fiyatı var bunun. Gayet güzel ve temiz bir araç bu arada. Çok şık gözüküyor. Captur var burada. Captur'u göstermiştik zaten. Megane var arkadaşlar. Renault Megane'ın station kasası. Ön tarafı tamamen Clio'ya benziyor. Zaten aynı fabrikanın araçları olduğu için. 20.500 euro fiyatı var. 2021 model 105.000 kilometrede. Evet arkadaşlar, Captur'u gösterdik. Zaten Clio'yu da gösterdik aynı zamanda. Video içerisinde çok fazla aynı araç olmasını istemediğim için Toyota Corolla ile devam ediyoruz. Station kasa. Gayet güzel bir araç bu da. Bu da son model araçlarından anladığım kadarıyla arkadaşlar. Otomatik vites. Kilometresi daha 10.000'de 31.950 euro fiyatı var bu aracın. Renault Megane'ın station kasası var. İlk gördüğümde, ön görünümde tamamen Clio'yu benzettim. Zaten aynı fabrikadan çıkıyor. Az önce de bahsetmiştim. Biliyorsunuz Renault zaten. Hibrit araç arkadaşlar. Otomatik vites. 75.000 kilometrede 19.950 euro da fiyatı var aracın. Opel Astra var burada. 26.950 euro fiyatı var.
2023 model benzinli, kilometresi de 20.000'de. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma destek olup abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese Allah'a emanet olsun.